Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu akşamın konusu çok enteresan, çok ilginç gerçekten. Ben ilk defa bakacağım ve ilk defa böyle bir açılım yapacağım. Sizin de umarım çok hoşunuza gider. Eğer memnun kalırsanız bunu belirli zamanlarda yine de tekrarlarız. Şimdi size bakalım ölüler diyarından kim ne mesajlar gönderiyor? Sizi koruyup kollayan bakalım öncelikle kimden mesaj geliyor? Bu kişi eril bir enerji. Bu kişi sizin belki vefat etmiş oğlunuz olabilir. Evet. Oğlunuz veyahut da genç bir sevgili buradan bahsediyor. Sanki evlenmek istediğiniz fakat evlenemediğiniz birisinden bahsediyor. Peki siz nasıl birisisiniz? Bakalım sizin uyumunuz kaç olacak? Eğer ki sizi burada anlatırken uyumlanıyorsanız dinleyebilirsiniz. Ama uyumlanmıyorsanız bilin ki bu video size uygun değil. Çünkü ölüler diyarından getiriyorum size mesajı. Genç bir erkekten geliyor. Oğlunuz olabilir, kardeşiniz olabilir. Evlenmek üzere olduğunuz nişanlınız olabilir ama evlenememişsiniz sanki. Veyahut da evlendiğiniz vefat etmiş olabilir. Genç bir erkekten bahsediyor. Ve bakalım sizler nasıl birisisiniz? Sizler durumunuz gayet güzel. Gayet iyi bir vaziyettesiniz. Maddi manevi açıdan çok bolluk ve bereket enerjisindesiniz. Bir taşınma olayı yaşayacak olabilirsiniz. Bir mahkemelik bir durumunuz da var olarak görünüyor. Veyahut da çok adil bir insansınız. Çok çabuk öfkeleniyorsunuz. Annenizle birlikte yaşıyor olabilirsiniz. Veyahut da büyük ablanızla, teyzenizle yaşıyor olabilirsiniz. Evde bir kadın enerjisi daha var. Sizden yaşça büyük gibi veyahut da yanında bir para enerjisi var bu kadının. Birbirinize parayla ilgili destek oluyorsunuz gibi geliyor bana ama sizi yakında bir yer değişikliği, taşınma, bir değişim rüzgarı bekliyor. Siz bu şeyi çok istiyorsunuz, yer değişikliğini yapmayı. Eğer ki buraya uyumlandıysanız şimdi gelelim mesajınıza. Bakalım size ne mesajlar geliyor. Şimdi size gönderdiği mesajda şöyle bir durum var. Bir kişinin başta bir erkeğin başta olduğu bir ailevi bir miras meselesi var sevgili arkadaşlar. Bir aileyi ilgilendiren bir para meselesi var. Bu para meselesinde oyalandığınızı, sizi bilerek oyaladıklarını söylüyor. Birilerinin sizi bilerek oyaladığını söylüyor ama burada daha çok kadınlar devreye girmiş. Kadınlar böyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bu miras meselesinde. Ve başarılı olacaklar fakat bu oyalayan kim? Gerçekten bu oyalama işi için çok çalışmış. Arkasında bir kadın daha var bu kişinin. Bu kişi erkek de olsa bir kadın bir erkek bu işi oyalamaya çalışıyorlar bu miras meselesini ama yapamayacaklar. Gerçekten de çok başarılı olacaksınız. Güzel bir iyileşme ve güzel bir yapılandırma gelecek bu miras meselesine. Siz ise askıya almış olarak görünüyorsunuz ama adalet sizden yana. Güzel bir teklif gelecek bu miras meselesiyle, bu para meselesiyle alakalı. Yakında elinize geçecek mi bu para? Çok yakında. Bakın yine bir erkek tarafından şöyle bir şey var. Burada anne baba figürü var. Bir kadınla bir erkeğin arası açılacak diyor. Bu deminki kadınla erkek olabilir, işi yavaşlatmaya çalışan. Öfkelenecekler ve ne yazık ki yapmak istediklerini yapamayacaklar ve burada şöyle bir şey var. Bu parayı alıp eğitim hayatını devam etmek isteyenler var ve evlenmek isteyenler var.
Bu gelecek olan parayı iki türlü kullanacak olanlar var. Eğitim ve evlilik olarak. O yüzden onların şansı daha yüksek olduğu için hiçbir şey yapamayacaklar ne kadar öfkelenseler de. Peki başka bir mesajı var mı ölüler diyarından? Sadaka vermenizi söylüyor sevgili arkadaşlar. Bu paraya kavuşmak istiyorsanız eğer mutluluğunuzun gölgelenmemesini istiyorsanız, hilekarlığa maruz kalmamak istiyorsanız sadaka vereceksiniz. İnsanları mutlu edeceksiniz. Ortaklığa razı geleceksiniz diyor. Yani burada bir sanırım bireysellik oluşmuş. Herkes kendi menfaatini düşünmüş ama burada bir ortaklık veriyor sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim Aşıklar kartıyla birlikte. Başka. Başka. Peki. Şu sıralar bu işten kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz diyor. İlgilenmiyormuş gibi görünüyor olabilirsiniz. Çünkü birilerinin sizin hakkınızdan geleceğini düşünüyorsunuz. Bence böyle bir şey olmayacak sevgili arkadaşlar. Ama dikkatli olmanız gerekiyor. Yine de eliniz kolunuz bağlı. Bakın burada uzun bacaklı, uzun kollu veya ayağı ince uzun, yüzü uzun bir kadın çıktı. Bu kadın bir şeyler yapmış sanki burada. Evet, böyle kolu, bacağı uzun, böyle hani normalden de hani uzun boylu bir kadından da bahseder. Tabii boyu kısa olup da bu kolunun bacağın uzun olduğunu görmedim pek. Boyu uzun olan ve kolları, bacakları, yüzü, ayağı uzun olan bir kadından bahsediyor. Bu kadın bir şeyler yapmaya çalışmış ama başaramamış olarak görünüyor. Peki siz bu konuya el atsanız bir şey olur mu? Siz de sanki arkanızı dönmüşsünüz, artık kendi yolunuza bakıyor gibisiniz. Peki bu işi kim düzeltir? Aydınlanacaksınız. Birçok kişiyle fikir çatışması yaşıyorsunuz. Bu konuyu yani hemfikir olmanız gerekiyor. Hala hemfikir olabilirsiniz. Hiç merak etmeyin, korkmayın. Uzlaşabilirsiniz. Artık bu belirsizliklerden gideceksiniz, uzaklaşacaksınız ve 6 ve 18 ve 9. 6, 18, 9. Şimdi aslında burada çok güzel bir kısmetiniz varmış. Bu paraya kavuşabilir misiniz? Fakat araya çok büyük belirsizlikler, düşmanlıklar girmiş. O yüzden daha henüz buna kavuşamadınız. Bekliyorsunuz. İkilemdesiniz. Aslında bir tarafınız bu şeyden vazgeçtiğiniz için pişmanlık duyuyorsunuz. Veyahut da her şey bitti. Ben niye bu kadar uğraştım da demiş olabilirsiniz. Veyahut da üzerinden çok uzun zaman geçmiş olabilir. Yani hata ettik dediğinizi duyar gibiyim ama elbette ki büyük bir değişim dönüşüme hazırlıklı olun. Yakın bir zamanda bu paraya kavuşacak mısınız? Şimdi şöyle bir şey. Paraya kavuşabilirsiniz ama bu para sizi tatmin edecek mi bilmiyorum. Ufak geliyor size. Daha güzel bir teklif var mı? Evet, elbette ki. Neden olmasın? Şimdi değnek zamanı. Şimdi artık Aslan burcunu da geçtiğimiz için Yengeci de geçtik. Bu durumda Yay burcu zamanı. Yani Aralık ayında, evet Aralık ayında bir kıpırdanma bekleyin sevgili arkadaşlar. Kasım Aralık. Kasım sonu Aralık. Bu işle alakalı. Elinize yüklü miktarda para geçecek mi? Geçecek sevgili arkadaşlar ve birden fazla yapmak istediğiniz şeylere atılım göstereceksiniz. Biraz tedirginsiniz. Çok üzüldüğünüz durumlar var ama sabırsızlanıyorsunuz da. Bir şeyler yapmak için elbette ki. Enerjiyi kimseye vermemeye çalışıyorsunuz. Enerjiyi ve bilgiyi kimseye vermemeye çalışacaksınız. Ama harekete de geçeceksiniz. Hadi bakalım, sorumluluğu alacak mısınız? Sorumluluğu almaktan vazgeçecek misiniz? Peki. En son ne olur bu iş? İkilemde kalmışsınız bu aralar ama güce geleceksiniz ve dilekleriniz de gerçek olacak. 9, 8, 9, 2, 8, 9. Evet, sıraya girdi. Güzel ve
Bence tam zamanında olacak. 8 ve 2, 8, 9 Kasım, 2, 8, 9 Aralık. Bunlara dikkat edin. Bu zaman dilimlerine kesinlikle ve kesinlikle para size geliyor. Evet, ölüler diyarından size böyle bir mesaj geldi sevgili arkadaşlar. Parayla ilgili, aileyi ilgilendiren bir parayla ilgili geldi. Hoşunuza giderse, uyumlanırsınız. Beğeninize göre ben anlayacağım. Ona göre ileriki zamanlarda yine böyle ölüler diyarından mesaj almaya devam edeceğiz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.